Yepyeni bir günden günaydın sevgili izleyenler. Sağlık, yaşam ve güzellik programı bu sabah yine hoş geldiniz. Evet, Mayıs'ımızın çok değerli bir doktorunu bugün ağırlayacağız. Mayıs'ların belki birçoğu tanıyordur. Kendisi ortodonti uzmanı ve alanında çok uzman bir doktor. Doktor Gizem Altuğ Türk Yılmaz şu anda stüdyomuzda ve canlı yayın konuğum olacak. Bugün çocuklarla ilişkinlerde ortodonti tedavisi hakkında çok kıymetli bilgileri bizlerle paylaşacak. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok mersi, sağ olun. Sizler? Sizler deyiz. Önceki geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Daha önce bir program yapmıştık sizinle. Evet. Tabii Mayıslılar sizi biliyor. Ortodonti problemi olanlar, dişle alakalı problemi olan birçok kişi muhakkak sizden geçiyordur, kapınızı çalıyordur ama bugün yine önemli bilgiler vereceksiniz hem bizlere hem izleyicilerimize. Bugün ortodontiyi konuşacağız. Çocuklarda ve erişkinlerde tedavi nasıl olur diyeceğiz ama öncelikle ortodonti nedir dersek bilmeyen izleyicilerimiz için neler söylemek istersiniz? Tabii. Ortodonti aslında Yunanca bir kelime. İşte orto düz demek, donti diş demek. Düz diş aslında genel olarak evet, tanımla. Düzgün dişler. Düzgün dişler aynen ama daha kapsamlı olarak söylemek gerekirse bizler ortodontistler olarak diş ve çene bozuklukları ile ilgileniyoruz. Ortodonti de bunlarla ilgilenen bilim dalı. Bozuk çene, kapanış, fonksiyonel problemler ve dişler ve bunların tedavileriyle ilgilenen bilim dalı diyebiliriz, evet, kısaca. Diyebiliyoruz. Peki çocukların ortodontik tedavisi özellikle hangi yaşlarda başlıyor? Neler söyleyebiliriz? Şimdi şöyle, çocukların aslında ortodonti tedavisi, ortodonti aslında daimi dişler üstüne yapılan bir tedavi. Amaç hep daimi dişlenmedir ama daimi dişlenmenin sağlıklı bir şekilde oluşabilmesi için süt dişlenmenin de kontrol altında olması, hatta süt dişlenme dönemindeki fonksiyonel bozuklukların da kontrol altında tutulması gerekir. O yüzden biz şunu söylüyoruz, en azından 6-7 yaşta bir ortodonti uzmanına bir kısa bir muayeneden geçirirlerse çocuklarını, varsa olası bir problem esnasında erken müdahale edilebilir. Zaten doktoru eğer baktığı zaman herhangi bir problem görmezse der, yine işte ya 6 ayda bir ya senede bir ya belki de daimi dişlenme döneminde tekrar getirin diye. Ama dediğim gibi bir 6-7 yaşta en azından bir ön bir muayeneden geçirmekte hep fayda var. Çünkü her çocuğun muhakkak kontrol edilmesi gerekiyor mu, yoksa dişte problem gördüğümüz çocukların mı? Yani en azından bence bir 6-7 yaşta bir kere bir 5 dakika bile zaman ayırsalar, bir gösterseler iyi olur. Çünkü bazen anne ve babanın göremediği, fark edemediği gözler şeyler geçiyoruz. Olabiliyor. Hani ilerisi için çok geç kalınmaması adına, keşke daha önce gitseydik dememek adına bir 5 dakikalık, 10 dakikalık kısa bir muayeneden geçmekte bile bence fayda var. Peki çocuklar, mesela annelerin, ailelerin, çocuklarının ortodontik tedaviye ihtiyacı olup olmadığını mesela nereden anlayabilir? Nasıl anlayabilir? Şimdi, tedaviye gelmedik ama biz çocuğumuzla bunu nasıl saptayabiliriz? Şimdi şöyle, ortodontik bozukluk illa bozuk dişlenme ile alakalı değil, bir durum değil. Mesela çocuk sürekli parmak emiyorsa, ondan sonra ne bileyim sürekli tırnak yiyorsa, sürekli ağız solunumu yapıyorsa ya da sürekli ağzına herhangi bir kalem gibi, ondan sonra silgi gibi, işte battaniye gibi bir şey alma ve ısırma alışkanlığı varsa, yani illa dişlenmenin kötü olmasını beklemeyelim. Yani çocukta ekstra farklı alışkanlıklar varsa, gece ağız solunumu varsa, işte burundan nefes alamıyorsa, bunun gibi fonksiyonel problemleri varsa da bence mutlaka bir uzman hekime götürmekte fayda var. Çünkü bu çocukları yaşağaç gibi düşünmek lazım. Çocuklar bu dönemde nasıl kıvrılırsa, nasıl vücut yönlenirse o şekilde ilerisi o şekilde oluşur. Fonksiyonel bir bozukluk ilerisinde morfolojik dediğimiz iskeletsel, kemiksel bir bozukluğa dönüşebiliyor. Ve çok geç kalınmış oluyor ileride fark edilen bu tarz yanlış fonksiyonel alışkanlıklarda. Evet. O yüzden diyorum, erken yaşta eğer böyle bir alışkanlık bozuklukları varsa, düzenli yapılan, aslında yapılmaması gereken ama çocuğun düzenli yaptığı alışkanlıkları varsa, bunun önüne geçmek açısından bir uzman hekime gitmelerinde fayda var. Çünkü bu durum ileride onun dişlenmesinde sorun oluşturuyor. Yüz gelişiminde, şekillenmiş oluyor tamamen. Daha zor bir tedaviyle belki devam etmemek açısından erken dönemde evet durdurmakta fayda var. Peki özellikle bu tedaviyi hangi yaşlarda başlatıyorsunuz?
Şimdi ben az önce de söyledim. Biz ortodontide aslında hep daimi dişlenmeyi kendimize hedef alırız. Ama daimi dişlenme tabii bir an evvel oluşan bir durum değil. Öncesinde süt dişlenmeyle başlıyoruz. Sonra karma dişlenme, sonrasında daimi dişlenmeye geçiş oluyor. Ama o yüzden bizim hedefimiz her zaman için daimi dişlenmedir. Ama daimi dişlenmeye giden yolda da sıkıntı varsa bunu da çözmek gerekiyor. Çünkü bu sıkıntıyı çözemezsek daimi dişlenmede de sorun yaşıyoruz. O yüzden hedef aslında 12-13 yaşdaki daimi dişlenme dönemindeki sıkıntıyı çözmek. Ama öncesinde sorun varsa bunu da çözmek gerekiyor. Tabii. Yani beklememek gerekiyor. Beklememek gerekiyor. Yani aslında çocuğu 6-7 yaştan itibaren mutlaka ön bir muayeneden geçirmekte fayda var. Zaten uzman hekim hangi yaşta tedaviye devam edileceğini kendilerine daha detaylı olarak bilgi verecektir. Evet, aynen. Peki ortodonti tedavilerinde mesela ne tür yöntemler kullanıyorsunuz? Tedavi yöntemleri sürekli gelişen bir tabii bir tıp sürekli gelişiyor, teknoloji gelişiyor. Yenilikler var mı bu anlamda? Neler söylemek istersiniz? Şöyle bizler tabii ki her yaş grubuna ve her ihtiyaca göre farklı teknikler kullanıyoruz. Bundan 5 sene önce kullandığımız tekniklerle şu anda kullandığımız teknikler dahi çok farklı. Aynen öyle. Kullandığımız apareyler mesela eskiden daha kalıplı büyük apareyler kullanırken şimdi daha küçük, daha hastaların kullanımına uygun nasıl apareyler kullanabiliriz? Daha onları bu tedaviden korkutmayacak şekilde, canlarını acıtmayacak şekilde ne yapabiliriz? Hep bu yönde gelişmeler var. Ama tabii ki tedavi ihtiyaçlarına göre çok çok farklı bizim yöntemlerimiz var. Eskiden mesela daha hareketli apareylerle bir şeyleri çözerken şimdi artık daha damaklara böyle küçük vidalar yerleştirerek hastaların o vidalardan destek, apareylerine destekler alarak daha böyle dışarıdan görünmeyecek şekilde, içeriden görünecek şekilde daha estetik neler yapabiliriz? Hep bunlara doğru aslında teknolojide bir değişiklikler çok var. Yani iyi yönde, güzel yönde ortodontide gelişiyor. Evet. O yüzden korkulacak bir şey yok. Görüntüden korkulacak bir şey yok. Acısız, herhangi bir ağırlık, bir rahatsızlık verecek bir sıkıntı yok artık. Yok, aynen. Gelişmekte yani, olan bir alan. Aynen öyle. Bu bilim dalı da son derece güzel bir şekilde, konforlu estetik bir şekilde, konforlu bir şekilde gelişiyor ve değişiyor. Evet, aynen öyle. Peki tedavilerin ortalama süresi ne kadardır? Mesela bir ortodonti tedavisi ne kadar sürebiliyor? Şimdi şöyle, birçok hasta bana da muayeneye gelen ve tedavi olan birçok hastanın aslında korkusu hep bu yönde. Uzun bir süre mesela olabiliyor. Birçok hasta diyor ki işte 4-5 sene tedavi görüyorlarmış diye ön yargıyla geliyorlar. Ama ben bunu aslında kırmaya çalışıyorum. 5 sene ortalama bir tedavi süremez. Yani sürüyorsa bunun başka sebepleri vardır. Ya hasta tedaviye kooperi olamamıştır, ya tedavisine gidememiştir, ya belki planlamada, tedavi planlamasında sıkıntılar vardır. Ama ortalama bir tedavi ne kadar sürer diye eğer bana soruyorsanız 1,5 ila 2 sene, yani 18 ila 24 ayda bu tedavinin, aktif tedavi sürecinin bitmesi gerekir. Eğer her şey yolundaysa, hasta tedavisine koopere ise, işte hekiminin söylediklerini düzenli olarak yapıyorsa, hekim de planlamasını güzel yapmışsa ve yapılması gerekenleri yaptıysa eğer, 1,5 ila 2 senede bu tedavinin aslında daha bitmesi gerekir. Tabii ki bitmesi gerekir. Ama sonrasında 1 sene kadar pekiştirme tedavisi oluyor. Pekiştirme tedavisini özellikle değinmek isterim. Evet. Bunun önemi nedir mesela? Pekiştirme tedavisi de nedir? Evet. Şimdi birçok hastada şu şekilde geliyor. İşte tedavi yapılmış ama sonrasında tekrar eski haline geri dönmüş. Bende de aynı şey olur mu diyorlar. Eğer bu 1,5-2 senelik aktif tedavi bittikten sonra bir senelik o pekiştirme tedavisi düzgün yapılmazsa, yapılması gereken şeyler yapılmazsa, hasta kurallara uymazsa, hekim de yapması gerekenleri, üstüne düşenleri yapmazsa, bu tedavide, bitirilen tedavilerde hafif nüksler olabilir. Ama olmasın diye bizler mutlaka aktif tedaviden sonra bir sene kadar hastayı, bir buçuk sene kadar hastayı gözlem altına tutarız. 2-3 ayda bir görürüz, yapılması gereken şeyler vardır, bunları yaparız ki tedavide herhangi bir lüks olmasın diye. Ama bunlar kontroller aksamamak durumunda tabii. Aynen öyle. Düzenli olarak da gelinecek sabırla, sebatle geleceğiz. Evet. Kontrolümüzü yapacağız. Aynen öyle. Yani bu tedavi zaten bu anlamda zor bir tedavi. Evet, yani sabır sürekli gerektiren. Kontrollerinize gelmeniz gerekiyor. Evet, yani ben başladım işte bir sene sonra geleyim ya da 6 ay sonra geleyim. Böyle bir tedavi değil. Evet, bizim hastalarımıza verdiğimiz randevularda görüşmemiz gerekiyor ki biz de o süreci hem uzatmadan hem de sorunsuz bir şekilde
yürütelim, evet, sonuçlandıralım diye. Aynen öyle. Peki ortodonti diş hekimliği uzmanlığı içeren bir branş mıdır? Ortodonti farklı, diş hekimliği farklı mıdır? Mesela merak ediyoruz. Aynen. Şimdi ben aslında bu konuşmalar açılınca çok seviniyorum. Çünkü birçok insanlarımız maalesef hala ortodontiyi sanki böyle birkaç saatlik kurslarla yapılabilecek evet, işlemler olarak görüyorlar. Şey. Bu böyle bir iş değil. Bizler 5 sene diş hekimliği mezuniyetimizi aldıktan sonra 5,5-6 sene uzmanlık okuruz. Oh. Evet. 10 yıl, 11 yıl aynen, geçti gitti. Bundan sonra ancak ortodonti hastasına bakabilme yetkisine sahip oluruz. O yüzden ben bunu bütün hastalara söylüyorum. Evet. Lütfen çok dikkatli olun. Uzman olmayan bir hekimin yapabileceği işlemler değil bunlar. O zaman sadece diş doktoru ya da diş hekimi adı altında ki herkes bu tedaviyi uygulayamaz. Hayır, diye biliriz kesinlikle. Tabii, o yüzden hani diş dediğimiz zaman direkt diş hekimi aklımıza geliyor. Dişleriyle, ve direkt oraya gidebiliyoruz. Ortodonti ile ilgili bir problem varsa mutlaka uzman hekim olan bir hekime başvursunlar. Uzman olan, bu meslekte uzmanlaşmış, ortodonti uzmanı olacak özellikle. Ortodonti uzmanı olan bir hekime gitsinler. Yoksa sonuçlar inanın çok sıkıntılı oluyor. Bizler sonradan uzun yıllar yapılan tedavileri düzeltmek için uğraşıyoruz. O daha zordur herhalde çok zor. Değil mi? Yani, i̇nanın bir şeyin bozulmuş olan bir şeyi düzeltmekle çok daha zor. Uğraşmak çok çok daha zor. Başlamak çok daha kolay. Aynen. Daha hem hasta da bunalmış oluyor. Düşünsenize 5-6 sene boyunca bir yere gidiyorlar, emek diyor. Veriyorlar, hem acı çekiyorlar, hem işler evet. kötüye gidiyor, ondan sonra hem para veriyorlar, evet. hem sonra bir daha her başka şey bir tedavi sıfırdan. Yine sıfırdan başlaması o yüzden, çok zor. Mutlaka tabelada ortodonti uzmanı yazan, bakın bu çok önemli, bir sertifika gösterirler mesela birçok diş hekimi. İşte ben birkaç saatlik kurslara gittim, hayır. Hekimin ortodonti uzmanı tabelasını mutlaka görsünler. Mesela internette o alanda bir ihtisas yapması gerekiyor. Aynen internette ortodonti derneğine girsinler. Uzman nedir, hekimi nereden bulabiliriz evet. diye. Orada uzman hekim ara diye linkler var. Evet. Hemen Manisa'ya diye yazsınlar. Tabii, atıyorum başka il. O ilde kaç tane uzman hekim var ve nerede hep yönlendirirler zaten. Bu anlamda mutlaka ben artık hastalara... Çok da sayılı ama değil mi bu ortodonti evet, yani uzmanları? Çok da fazla evet, diş hekimi çok fazla var ama, evet, ama uzman ortodonti hekim, uzmanları çok fazla yok, sayılı. O yüzden mutlaka araştırsınlar zaten. Ve bu şekilde bilinçli olarak bu tedaviye Hı-hı. başlasınlar. Evet. Evet, sıkıntı çekmemek açısından en azından bu problemi de aşmış olurlar böylelikle. Peki ortodontide yeni hangi tip diş telleri kullanılıyor? Ya da diş telleri neye göre değerlendiriyorsunuz, seçiyorsunuz? Şimdi şöyle... Az önce bahsettik ya, teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve bu bizim mesleğimizde de bu şekilde Tabii. gelişmeler var. Bizler mesela eskiden daha tek tip işte o metal braketleri kullanıyorduk ama şimdi artık porselen braketler var. Hiç dişlerimizin iç tarafından takılan lingual braketler dediğimiz, güldüğümüz zaman hiç görünmeyen daha erişkinlere yönelik tedavi alternatiflerimiz de var. Mesela şeffaf plaklarla tedaviler yapabiliyoruz artık. Evet. Bu tedavi yöntemlerine clear aligner'larla, Invisalign yöntemleriyle, farklı yöntemlerle sadece 2 haftada bir şeffaf plaklarını hastalar değiştirerek de tel takmayarak da tedaviler yapabiliyoruz. Evet. Bu yüzden ortodontinin yelpazesi de artık çok genişledi. O yüzden korkmasınlar. İllaki kendilerine uygun bir tedavi yöntemi bulacaklarını ben düşünüyorum hastaların. Peki diş telleri mesela leke falan bırakıyordu. Bunlar tamamen bu dediğiniz yeni teknolojiyle, yeni gelişimle bunlar da ortadan kalkmış oluyor mu? Çünkü daha öncesinden bu tarz tedavilerde dişlerde lekelenmeler evet. olabiliyordu. Aslında orada çok da fazla bu ortodontiye suç bulmamak gerekiyor. Birazcık daha hastalarımıza biz bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bakın bu tedaviye başlıyoruz ama işte dişlerinizin üstünde bir sürü braketler takacağız, teller olacak. Dişlerimizi birazcık daha güzel fırçalayacağız bu süreçte ki evet. Bakın da önemli tabii. Bakın değil çok mi? Önemli. Evet, aynen. Ama tabii ki mesela o Invisalign tedavisinde braketler olmadığı için hastalar dişlerini daha rahat fırçalayabileceklerinden mevcut leke olasılığı daha da azalıyor artık bu yeni yöntemlerde. Ama yine de biz her şeyden önce hastaların dişlerine çok güzel bakmalarını, kesinlikle. Rutin fırçalamalarını ihmal sürekli etmemelerini hep telkin ediyoruz, söylüyoruz. Evet. Peki mesela diş telleri, diş teli zarar gördüğü takdirde mesela tedavi sırasında diş teli zarar gördü. Bu tarz
durumlarda nasıl bir müdahale gerektirir? Şöyle, şimdi biz aslında normalde böyle aylık, 5 haftalık rutin kontrollerde hastalarımızı görüyoruz ama aralarda kurallara uymayınca hastalar, işte sert şeyler yediklerinde vesaire sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Öyle bir şey olursa öncesinde de hastaları daha yoğun bir şekilde görebiliyoruz. Yani illa ayda bir görmüyoruz hastalarımızı, aralarda da görebiliyoruz. Ve böyle olası problemleri bu şekilde çözüyoruz. Erken bir dönemde çözebiliyorsunuz. Yani hekimlerinin aslında bulundukları yerde olması çok önemli insanların. Evet. Ki hemen bir sıkıntı olduğu zaman müdahale edilebilsin diye. Uzak yerleri tercih etmemeleri aslında gerekir. Aslında her anlamda, her türlü sorunumuzda ve rahatsızlığımızda benim her zaman söylediğim gibi aynı şekilde düşünüyorum. Uzak bir yerden değil. Mesela hemen yakında İzmir'de benim doktorum var vesaire. Hemen müdahale edebilecek bir yakınlıkta olması. Aynen. Olmasında fayda var. Şehrimizde çok güzel, çok uzman doktorlarımız var. Araştırıp bulduğumuz zaman aslında çok da güzel neticeler alabiliriz. Yani uzak bir yere gitmeye gerek yok. Hiç gerek yok. Aynen. Peki pahalı bir tedavi midir? Tabii özel bir tedavi değil mi bu? Evet. Neler söyleyebiliriz? Şöyle, tabii ki ortodonti biraz pahalı bir tedavi olabilir birçok insanlara göre. Ama bu şekilde olup da korkmasınlar insanlar. Mutlaka hekimleriyle nasıl ödeme seçeneklerini konuşurlar. Kolaylıkları var. Kolaylıkları var. Aynen öyle. Yani ama elbette ki özel bir tedavi, uzun süreli bir tedavi. Tabii ki bir bedeli, bir bedeli var ama çok fazla bu gözleri korkutmasın. Ama ömür boyu da kullanacağın sonuçta dişlerimizi. Aynen bir durum var. Ben özellikle erişkinlerde ortodonti tedavisi nasıl olur? Tabii çocuklara göre farklıdır, yetişkinlere göre çok farklıdır. Neler söyleyebiliriz? Şimdi erişkinler aslında hep şu şekilde geliyorlar. İşte bizim de aslında böyle böyle bir problemimiz var ama eskiden uzman hekim yoktu. Eskiden böyle şartlar yoktu, yaptıramadık. Ama ben rahat gülemiyorum ve bunu nasıl çözebiliriz? İşte dişlerimdeki bu çapraşıklık beni çok rahatsız ediyor. Tabii. Ya da bu mevcut problem... İnsanın her şeyini etkiliyor. Psikolojisini etkiliyor, her şeyini, işini etkiliyor, her şeyini etkiliyor. Aslında, hele ki şu dönemde yani çünkü çok önem veriyoruz. Yoğun bir mücadele ortamındayız artık ve estetik bu mücadelede çok önemli yer tutuyor. Kesinlikle. Erkek için de bu şekilde. Çalışma artık, hayatında bile, bir iş arayışında bile öyle. Olduğumuz zaman aynen, görsel evet, görsellik önemli, çok önemli. O yüzden de erişkin ortodontisti artık çok daha fazla güncelliğini koruyor şu günlerde. Çünkü insanlar artık bu durumun ne kadar önemli olduğunun farkındalar. Kesinlikle. Güzel bir gülümsemenin, estetik bir gülümsemenin ne kadar önemli olduğunun onlar da farkında. Ve ortodonti de bu anlamda erişkinlerin nasıl daha onların sosyal hayatını engellemeyecek şekilde tedavi edilebileceği yönünde gelişiyor. Biz bu anlamda neler yapıyoruz? Mesela görünmeyen, içeriden takılan braket sistemleri var. Evet. Bunları yapıyoruz artık erişkinlere. Lingual ortodontiler ya da şeffaf plaklarla tedavi yöntemlerine gidiyoruz. Ya da küçücük vidalar takıyoruz işte damaklarına hiçbir şekilde görünmeyen ve buralardan destek alacak şekilde. İşte mesela çok erken yaşta diş çekimleri vardır. Çekim boşlukları var hastaların. İmplant yaptırmak istemiyor hasta o boşluğa. Arkadaşımı öne doğru alarak nasıl kapatabiliriz? Tel de taktırmak istemiyorum diyor mesela hasta. Çok güzel mekanikler var ve damaklara küçücük vidalar yerleştirerek hiç tel de takmayarak o vidalardan destek alarak boşlukları kapatabiliyoruz. Mesela uzayan dişleri gömebiliyoruz. Ondan sonra hiç tel takmadan bunları yapabiliyoruz. Aslında kombine tedavi yapmış oluyorsunuz. Evet. Yani sadece ortodonti değil de dişte farklı problemler olduğu zaman onlarla beraber bir tedavi yöntemi uygulayabiliyorsunuz. Yani erişkinlerde zaten bizim hedefimiz dört dörtlük bir tedavi değil. Biz erişkinlerde hastayla konuşuyoruz. Sizin beklentiniz nedir? Tabii, çok önemli. Evet. Diyor ki mesela hasta, ben aşağıya implant yaptırmak istiyorum ama üstteki dişlerim uzunca bir süre boşluk kaldığı için uzadı ve implant yapılamıyor. Biz hekimiyle de irtibata geçiyoruz hastanın. Ne yapabiliriz diye. Mesela o uzayan dişleri gömüyoruz yukarıya doğru. Aşağıya, alta implant yapılabilecek bir boşluk açıyoruz ve hastaya implant yapılabilecek bir alan yaratıyoruz. Yani bunu sadece tel tedavisi olarak düşünmeyin. Tabii. Mesela dişler... Evet, dişler devriliyor. Devrilen alana implant yapılamıyor. O devrilen dişleri dikleştiriyoruz ve implant yapılabilmesi için gerekli alan açıyoruz. Evet. Yani illa bütün dişlere tel takmak olarak bunu değerlendirmeyelim erişkinlerde özellikle. Evet, evet.
multidisipliner olarak nasıl hastanın problemini çözebiliriz? Ağzı nasıl hazırlarız? Protetik olarak başka sıkıntıları nasıl çözebiliriz? Buna doğru yoğunlaşıyoruz ve hastanın sorununu çözüp hastayı protez uzmanına ya da cerrahi branş uzmanına yönlendiriyoruz. Yani bu anlamda da biz erişkinlerde çok çalışıyoruz. Evet. Mevcut problemini çözmek adına. Tabii ki. Yani tamamen diş estetik gibi bir durum söz konusu. Evet. Tamamen diş estetiğini komple düzeltebiliyorsun, evet, değiştirebiliyorsunuz aslında, değil mi? Mesela ortognatik cerrahiden de bahsedelim madem, tabii, erişkinlerden söz konusu. Cerrahi uygulamalar da vardır, evet, tabii. Mesela öyle hastalar geliyor ki çok şiddetli iskeletsel, çenesel problemleri oluyor hastaların. Ve biz her ne kadar dişlerini düzeltsek de o çene problemini çözemiyoruz. Mesela alt çenesi çok ileride oluyor, tabii, hastanın. Üst çenesi çok geride oluyor. Ve hasta diyor ki mesela ben bunu çok yakınlarda fark ettim. Ve eskiden hiçbir şekilde yönlendirilmedi. Aile de fark etmemiş. Evet. Ya da aile bu durumun önemli bir durum olduğunu hiç anlamamış. Ya da önemsememiş. Ben artık bu saatten sonra ne yapabilirim diye geliyor hastalar. Öyle vakalarda ortognatik cerrahi işlemleri yapıyoruz biz. Nedir ortognatik cerrahi? Öncesinde dişleri ve çeneleri ameliyat için hazırlıyoruz. Ondan sonra ideal pozisyonlarına getiriyoruz dişleri. Ve hastayı bu hazırlık sürecinden sonra bir cerrahla, tabii ki plastik cerrahi uzmanı ya da destek alıyorsunuz. Evet, tabii ki hep birlikte çalışıyoruz, evet, zaten. Ya da oral maksilofasiyal cerrahlarla birlikte ameliyata sokuyoruz hastaları. Evet. Geride olan üst çenesini ileriye alıyoruz. İleride olan alt çenesini geride alıyoruz. Çene ucu problemlerini çözüyoruz. Ve hastanın tamamen sıkıntılı olan o yüz ilişkisini düzeltiyoruz. Bu da ortodonti branşının içerisinde. Bu da erişkin tedavilerinin içerisinde. Ama tabii ki bunlar çok daha ekstrem vakalar. Evet. Çok daha hep rastlamadığımız vakalar. Nadiren ama, bile olsa karşılaşabiliyorsunuz, evet, tabii. Çok o kadar da nadiren değil ama tabii ki 1000 kişide, 100 kişide biz bunları yine görüyoruz. Var, yine de çok şiddetli, evet, bir şekilde var, görüyoruz. Ama bunların tedavi yöntemlerinde cerrahi branşlarla ortaklaşa çalışarak çözüyoruz. Ama yine de çözüyoruz. Yani evet, hiçbir şekilde çözülmez diye kesinlikle düşünmesin, evet, insanlar. Evet. Bir de şöyle bir algı var insanlarda. İşte ben artık 15-16 yaşımı geçtim. Ben bu yaştan sonra işte tedavi olamam diye düşünüyorlar. Dişleri hareket etmez diye düşünüyorlar. Öyle bir düşünce içerisinde olmasınlar. Diş hareketi, dişin etrafındaki periodontal ligament dediğimiz o kök hücrelerinden çok yoğun, yoğunlaşmış, mezenşimel hücrelerden çok yoğunlaşmış bir doku tarafından sarılmıştır. Bu periodontal ligament hücreleri dişlerin hareketini sağlar. Bu hareket 12 yaşında da olur, 80 yaşında da, evet, olur. O yüzden bizim mesela öyle çok hastamız çok var. Çok geçlemeyeceğiz o zaman. Aynen, diş çekilmeleri olmuş mesela. Dişleri o çekilen boşluklara doğru hep hareket etmiş. Dişleri ayrılmış dişleri. Evet. Ve protez yapılamıyor. Biz hemen ne yapıyoruz? 50-60 yaşındaki hastalarımızda bile dişlerine hemen çok kısa süreli tel takıyoruz. O boşlukları kapatıyoruz, evet, ki arka tarafa ideal protezleri yapılsın diye hastalarımız. Yer açılmış oluyor tabii, değil mi? Yer açalım diye. O yüzden bu tedavinin yaşı yok. Bir kere o açıdan insanlar bunu daha bilsinler, umutsuz rahatlasınlar, olmasınlar, umutsuzluğa kapılmasınlar. Dişler her yaşta hareket eder. Çok güzel. Yeter ki uzman bir hekime gitsinler ve onlar bu hekimler tarafından doğru bir tedavi uygulansın. Her yaşta bu tedaviyi insanlar görebilir. Ama tedavi alternatifleri değişebilir. Hastaların beklentilerine göre hasta hekimleriyle konuşurlar. Neler yapılabileceğini, onları çok yormayacak şekilde. Tabii ki bizler 12-13 yaşındaki hastalara uyguladığımız yöntemleri çok fazla 50-60 yaşındaki hastalara uygulayamıyoruz. Daha o anki sorunlarını nasıl çözebiliriz? O açıdan yaklaşıyoruz 50-60 yaşındaki, evet, hastalarımıza. Daha ideal tedavileri değil de hastanın mevcut sorununu nasıl çözebiliriz diye yaklaşıyoruz ama tabii 18 yaş altı hastada daha ideal dört dörtlük ne yapabiliriz onları düşünüyoruz. Ama tabii ki yaş ilerledikçe o idealden birazcık daha uzaklaşıp hastanın sorununu çözmeye odaklı düşünüyoruz. Ama yine de her yaşta bu tedaviler uygulanır. O açıdan içleri insanların rahat olsun. Evet, çok iyi. Peki ortodonti tedavimizi olduk. Tedavi süresi bitti. Daha sonra biz neler yapacağız, nelere dikkat edeceğiz, neler tavsiye ediyorsunuz? Evet.
Şimdi tedavi bittikten sonra tabii ki artık o uymamız gereken kurallar ortadan kalkacak. Biz ön dişlerimizi de elmamızı da ısıracağız. Hı hı. İşte sert yiyecekleri de yiyeceğiz, sandviçimizi de yiyeceğiz. Hı hı. Ama hekimlerinin işte o pekiştirme tedavisi dediğimiz o süreçte, hı hı, verdiği o apareyleri, işte rıza, dişlerinin arkasına taktığımız o incecik retainer tellerini, o artık ne kadar, bir sene mi, bir buçuk sene mi, iki sene mi, artık hekimlerin ne söylediyse o süreçte dikkat etmeleri gereken şeylere, kurallara uyacağız. Hı hı. İşte düzenli kontrollerimize gideceğiz. O şeffaf plaklarımızı takacağız. Bunlara da dikkat ettikten sonra zaten o tedavinin nüks etme ihtimalini ben çok yoğunlukta, hı hı, görmüyorum. Yani, hı hı, nüks edeceğini düşünmüyorum. Eğer, hı hı, düzgün bir pekiştirme tedavisi, hı hı, yapılıyorsa içleri rahat etsin. Zaten o pekiştirme tedavisinden sonra insanlar rutin hayatlarına dönecekler. Tekrar kontrolleri gelecekler mi peki tedavi o bittikten bir sonra? 1,5-2 senelik süreçten sonra herhangi bir sıkıntıları olmadıktan sonra gelmelerine gerek yok. Ama tabii ki bir problem varsa hekimleriyle tekrardan buluşmalarında fayda var. Hı-hı. Ama yoksa eğer o süreci atlattıktan sonra artık rutin hayatlarına dönebilirler hastalar. Aynen öyle. Ve diş bakımı da çok önemli. Dişlerine de çok iyi bakacaklar. Aynen. O aslında aslında o kadar çok önemli bir şey ki. Yani diş deyip geçiyoruz bazen. Yani dişi önemsemediğimiz, önemsemeyen birçok insanda görebiliyorum. Diş çok çok önemli. Yani evet, bakımı da, görünüşü de, sağlık açısından da her şeyimizi etkileyen bir organımız olarak görüyorum, evet, ben dişi. Ya bir de şöyle bir şey. Mesela birçok hasta diyor ki ben eskiden fırçalamıyordum ama artık çok iyi fırçalıyorum. Benim dişlerim niye çürüyor? Ama diş biraz nankör bir organ. Evet. Yani eskiden bakmadığınız ve sonradan baktığınızda her şey iyiye dönmüyor. Tabii. Çürük bir kere dişte oluştuktan sonra siz ne kadar fırçalasanız da o çürüğü fırçalayarak gideremiyorsunuz. Kesinlikle. Ya da o diş eti çekilmesini artık o iltihap, diş eti çekilmesi oluyor iltihaptan, hı-hı, dolayı. Hı-hı. Kemik erimeleri oluyor. Evet. Kişi farkına varıyor durumu ve hemen fırçalıyor ama o erime eski haline geri dönmüyor. Evet. Ya çok nankör çünkü. O yüzden en başından beri bu bilinçte olalım ki sonrasında geç kalmayalım. Sorunlar, yani sorun oluştuktan sonra bunu çözmeye çalışmayalım. Daha zor olur, yani tabii ki daha zor oluyor. Çünkü hastanın mesela birçok insanda bu var. Ağrı olmadan insanlar hekime gitmiyorlar. Kesinlikle. Ama işin kötüsü ne biliyor musunuz? Bir diş ağrıdıktan sonra ya kanal tedavisi oluyor, hı-hı, ya çekim oluyor. Yani hep kayıp son raddesinde geliyor insanlar. Yani hekim de ağrıyan, çok şiddetli ağrıyan bir dişi, bizim sihirli parmaklarımız yok. Bunları, kesinlikle, düzeltemiyoruz. Evet. İşler geri dönüşümü olmayan yerlere dişi doğru gidiyor. Dişi kaybetmeye kadar gidebiliyor sonuçta. Aynen öyle gidiyor. Birçok insan maalesef çok şiddetli ağrılarla geliyor. Zaten o noktadan sonra dişi zaten kaybediyoruz, kaybetmiş yani. Tabii. Aynen, kaybetmiş oluyoruz. Yani onun yapabileceğimiz bir şey bizim de kalmıyor. O yüzden rutin kontrollerini diş hekimlerinin de mutlaka, hı-hı, yaptırsın insanlar. İhmal etmesinler. Ve günlük bakımlarına, aynen, ve günlük bakımlarına çok dikkat etsinler. Evet. Ben şunu da artık söylüyorum. Mesela eskiden işte daha şunu, manuel fırçalamaları çok, hı-hı, daha fazla öneriyorduk. Ama artık teknolojinin o gelişimliğinden bahsettik ya. Evet. Elektrikli fırçalar çıktı. Daha güzel. Eğer yapamıyorlarsa insanlar, çok güzel bastıramıyorlarsa, çok özen gösteremiyorlarsa elektrikli fırça alsınlar. Onlar daha güzel temizlik sağlıyorlar. En azından daha diş yüzeyindeki plağı daha güzel fırçalı, hmm, temizlediği için çürük riskini daha azaltıyorlar. Evet. Eğer bakımlarını iyi yapamıyorlarsa daha profesyonel ürünler kullansınlar. Hmm. Elektrikli fırça mutlaka kullanabilirler. Hmm. Biz artık eğer durumları varsa hastaların elektrikli fırça gibi, ağız duşu gibi, hmm, daha profesyonel ürünlerden faydalandırmaya çalışıyoruz hastaları. Eğer çünkü olmuyorsa, eğer çürüyecekse bu dişi eğer, daha güzel ürünler kullanarak bunun önüne geçebiliyorsak, hı-hı, eğer, hı-hı, kullanmakta fayda var. Evet, yani kesinlikle. Mutlaka o yüzden hekimlerinden bilgi alsınlar. Evet. Çekinmesinler, korkmasınlar. Birçok hastada da o koltuk fobisi var. Yani, peki, ay, o diş doktoruna gidemem. Diş doktoruna gidemem. İşte, evet, canım yanacak. İşte, evet, korkuyorum diye düşünüyorlar. Tabii, tabii. O korkularından kurtulsunlar. Çünkü ne kadar korkarsak ve gitmezsek durum o kadar kötüye doğru, hı-hı, gidiyor. Hı-hı. Canımız o kadar fazla yanıyor. Kesinlikle. Bu ortodonti tedavisinde de böyle. Mesela yapılması gereken şeyi biz daha erken yaşta çok daha rahat çözüyoruz. Hı-hı. Ama ilerleyen aşamalarda
işleri daha zor çözüyoruz. O yüzden varsa bir problem, bununla ilgili bilgi almakta ve erken dönemde bundan kurtulmakta fayda var. Bu ister rutin diş hekimliği branşlarında bir sorun olsun, işte çürük gibi, o diş eti problemi gibi, ya da ortodonti ile ilgili olsun, ama hep erken müdahalelerde her zaman için fayda var. En azından sonrasında canımız yanmamış, üzülmemiş oluruz. Cebimizden de daha az para çıkar. Yani çünkü basit bir kontrolle geçiştirilebilecek bir şeyken bu ileride işte çekime, daha implanta doğru gidiyorsa, işte ne bileyim, evet hem paramız daha fazla gidiyor, hem canımız daha fazla yanıyor. O yüzden rutin kontroller hep çok çok önemli. Kesinlikle. Ben özellikle merak ettiğim bir şey oldu az önce bahsettiğiniz. Diş erimeleri. Diş erimeleri neyle alakalıdır ve gerçekten hani diş erimesi olduktan sonra bunun bir tedavisi var mı? Dişin etrafında dişi saran çok ince bir alveolar kemik dediğimiz bir kemik var. Dişler bu kemik kemiğin oluşturduğu soketin içerisinde bulunurlar. Şimdi aslında bu benim branşım değil, bu periyodontologların branşı. Evet, öyle. Yani belki bilginiz vardır diye sordum. Ki. Ben bu konuda da bilgi vereyim. Bu kemik, kemiğin üstünde diş eti kaplar ve kişiler dişlerini fırçalamadıkları zaman, diş eti iltihabı olduğu zaman bu iltihap ajanları, yani bu iltihabı oluşturan işte mikroorganizmalar vücudumuzda da bazı ajanların salınmasına yol açar. İşte sitokinler gibi, asitler gibi, araşidonik asitler gibi, ondan sonra bu ajanlar da mikroorganizmaların o yarattığı tahribattan dolayı salınan ajanlar, bu diş etleri ve bu etrafını saran alveolar kemikte daha da fazla yıkıma yol açar. Biz hiç farkına varmayız. Kanamalar vardır mesela diş etlerinde. Hasta basit bir kanama olduğunu düşünür. Ama o kronik iltihabi durum yıllar içerisinde o alveolar kemiği eritir. Ve bir süre sonra hasta der ki, benim dişimde hiç çürüğüm yoktu. Ama benim sapasağlam dişim çekildi. Çünkü çok sallanıyordu. İşte bunlar periyodontal hastalıklardır. Hiç çok ihmal edilen hastalıklardır. Mesela birçok bayan der ki, ben hamilelikte dişlerimi kaybettim. Bu da çok doğru bilinen yanlıştır. Aslında o hamilelikteki kişi dişini kaybetmez. Kişinin mevcut süre gelen bir iltihabi problemi vardır. Ondan sonra kişi dişlerini de fırçalamaz. Evet, hamilelik döneminde hormonlar çok değişir. Ama o önemsemedikleri iltihabi problem bir süre sonra dişlerde yıkımlara yol açar. Diş etlerinde yıkımlara yol açar ve o alveolar kemik erir ve kişinin dişleri sallanmaya başlar. Ondan sonra o etrafındaki kemik erimeye başlar ve çok sebepsiz bir şekilde kişi dişini kaybeder. O yüzden bu branşı, buna bakan hekimler mesela periyodontologlardır. Periyodontoloji uzmanlarıdır bu. O etraftaki iltihabi problemi çözen diş hekimler. Diş etleri problem dedi. Evet, o yüzden mesela periyodontologlar oradaki iltihabı temizleseler bile, ben az önce ondan bahsettim. O yıkılan kemiği biz geriden yerine alamıyoruz. O yüzden, ama amaçları şu, o yıkımı orada durdurmak. En azından daha fazla ilerlemesin diye. O yüzden önemsemedikleri o diş eti kanamaları, dişlerin etrafındaki o taşlar ileride insanlara çok ciddi problemler oluşturur. Mesela şöyle bir algı da var insanlarda. Benim dişlerimde taş var ama düzenli taş temizletildiği zaman daha da fazla taş böyle oluşuyor. Böyle bir algı gibi. Var. Evet. Tekrarlıyor. Ya bu çok yanlış bir şey. Neden tekrarlıyor? Kişi dişlerini güzel fırçalamadığı için tekrarlıyor. Yoksa o temizlendikçe daha fazla taş oluşacak diye bir şey yok. Bir de temizlenirken dişler göre diş tahriş oluyor falan gibi bir takım düşünceler var. İnanın o taşlar dişe daha fazla zarar veriyor zaten. O yüzden böyle bir korkuları olmasın insanların. Ama bu demek değildir ki insanlar sürekli diş taşlarını temizletiyorlar. Eğer kişinin dişlerini güzel fırçalarsa zaten diş taşı oluşmaz. Yani bünye taş yapmaz. Böyle bir yanlış algı var. Öyle bir şey olmasın lütfen. O güzel fırçalanmadığı için taş oluşur zaten. Bu anlamda da hani insanlara buradan bilgi verelim. Güzel fırçalanırsa eğer dişler, diş taşı oluşmaz. Ama diş taşı oluşmuşsa da bunu bu şekilde bekletmeyin. Dişlerinizi temizletmeniz gerekir. Daha fazla zarar görmesin diye. Bunlar işte diş hekimliğinin branşları. Ben tabii ortodontist olarak bunlarla uğraşmıyorum ama mutlaka genel anlamda bilgilendirmek açısından çok çok güzel oldu. Aynen öyle. Yani
farkındalık uyandırmak açısından çok, evet, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Güzel bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Son olarak önerileriniz, tavsiyeleriniz varsa son sözlerinizi alabiliriz. Erken tedaviler çok önemli. Sakın ihmal etmeyin çocuklarınızın ağızlarını. Ben buradan insanlara bunları söyleyeyim. Eğer şüphelendiğiniz herhangi bir problem varsa, eğer çocuğunuzda bir fonksiyonel bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız, burnundan nefes alamadığını, işte çenesini sağda solda kapattığını, üst damağının dar olduğunu, parmak emdiğini vesaire düşünüyorsanız hiç beklemeyin. Şüphe ettiğiniz bir durum varsa mutlaka bir uzman hekime çocuğunuzu gösterin ki ileride daha büyük sorunlar yaşamayın. Evet. Ve dediğimiz gibi bu tedavinin, ortodonti tedavisinin bir yaşı yok. Evet. Her yaşta insanlar bu tedaviyi görebilirler. Sadece biraz cesaretli olsunlar ve hekimlerinden bu tedaviyle ilgili bilgi alsınlar. Evet. Bilgi zaten her şeyden daha önemli. Aynen. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İnşallah daha sonraki bir zamanda yine sizinle tekrar program İnşallah. Yapmak isteriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Evet sevgili izleyenler, ortodonti uzmanı Doktor Gizem Altu Türk Yılmaz'dan çok önemli bilgiler aldık. Dişlerimiz önemli. Tamamen önemli. Sağlığımızın her konusunda, her anlamda sağlığımız çok çok önemli ama dişler de önemli. Diş deyip geçmeyin. En ufak bir problemde geç kalmaksızın bir uzman hekime görünün efendim. Evet, biz ayrılan vakti yine bugün sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.